Queen Kolajen, işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Gluten, tahıllarda bulunan sindirime oldukça zor bir proteindir. Gıdalarla alındığında zonulin yolağını aktive eder, aktin filamentlerinin yapısını bozar. Böylece bağırsak geçirgenliğini artırır. Çağımızın en önemli hastalıkları otoimmün hastalıklardır. Özellikle Hashimoto tiroiditi, romatoid artrit ve multiple skleroz gibi hastalıkların zemininde yatan faktörlerden bir tanesi de gıdalardır. Yapılan birçok araştırmada gıdalarla aldığımız glutenin özellikle tiroid bezi hastalıklarına zemin hazırladığı gösterilmiştir. Bağırsaktan emilen gluten molekülü kan-beyin bariyerini geçerek beyin hücrelerine kadar ulaşır. Burada glia dediğimiz özellikle deforme olduğunda ortadan kaldırılması gereken hücreler yerine bağışıklık sistemimiz gluten molekülüyle uğraşmaya başlar. Yani Alzheimer gibi tip 3 diyabet dediğimiz hastalıkların aslında zemininde de glutenin alerjik reaksiyonları tetiklemesi yatmaktadır. Süt ürünlerinde bulunan laktoz şekeri birçok hastada sindirim problemine yol açar. Bağırsaklarımızda bulunan laktaz enzimi yeterli olmadığında süt ürünleri tükettiğimizde şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerle karşılaşırız. Laktoz ve gluten 1-2 ay süreyle eliminasyon diyetleriyle diyetinizden çıkarılabilir. Bu sürede bağırsak sağlığınızı desteklediğinizde bağırsağınız yeniden yapılandırılacak ve yavaş yavaş diyetinize bu gıdaları ekleyebileceksiniz. Süt ürünleriyle karşılaştığımız bir başka zorluk da sütün içinde bulunan insülin benzeri büyüme faktörüdür. Adından da anlaşılacağı üzere insülin benzeri etkileriyle özellikle diyabetik hastalarda olumsuz şartlar oluşturabilir. Çölyak hastalığı toplumumuzda %5 oranında izlenmektedir. Ancak birçok sağlıklı kişide de gluten duyarlılığı mevcuttur. Bunu tespit etmek için zonulin testi yapılabilir ya da bir doktora başvurarak bağırsak sağlığınızla ilgili önerileri alabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Queen Kolajen işin uzmanını sundu.